Merhaba sevgili 7. sınıf öğrencilerim. Şimdi bugün e, bizim için en önemli konu olan ek fiiller konusunu şöyle kısaca bir özetleyip soru çözmek üzerinden kısa bir tekrar yapmak istiyorum. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır dediğim zaman şimdi ek fiilin iki tane görevi vardı. Bir isimlere gelir onları yüklem yapar. İkincisi ise fiillere gelerek onları cümle içerisinde birleşik zamanla eylem yapardı. Şimdi dünkü yemek çok lezzetliydi dediğim zaman... Lezzet sözcüğü isim soylu bir sözcüktür. İdi ise benim ek fiilimdir arkadaşlar. Şimdi ek fiil gördüğünüz üzere bir isme geldi. O zaman cümlenin nesi oldu? Yükleme. Devam ediyorum. Haftaya size gelecektik dediğim zaman. Şimdi gelmek fiil kök. Ecek gelecek zaman eki. Yani herhangi bir ki peki. Edik ise ek fiil. Yani ek fiil fiil soylu bir sözcüğe geldiği için cümlenin birleşik zamanlı eylemi olmuştur. Devam ediyorum. Geleceğini tahmin etmiştim dediğim zaman etmek fiil soylu bir sözcük, fiil kök, miş bir kip eki. Etmiştim dediğim zaman ek fiilim yani birleşik zamanlı eylem oldu. Denizli'ye bakın. Düşünüyordu. Düşünmek, fiil, kök, yor. Şimdiki zaman kipim. Herhangi bir kipek yani. Düşünüyor idiyse ek fiilim. Yani kısacası birleşik zamanlı eylem oluşturmuş oldum. Şimdi B'de, C'de ve D'de Hepsi fiil soylu sözcüklere geldi ve birleşik zamanlı eylemi oluşturdu. A'da ise isim soylu bir sözcüğe geldi ve cümlenin yükleme olarak kaldı arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci soruyla devam edelim. Şimdi hangisinde ek fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır? Şimdi ek fiiller cümleye farklı farklı anlamlar katabilirler. A'da onu beklemeyin. Bence o eve varmıştır dediğim zaman varmak fiil kök mış. Herhangi bir kip ekim tır ise benim ek fiilimdir arkadaşlar. Şimdi onu beklemeyin. Bence o eve varmıştır dediğim zaman bu cümlede ek fiil bir ihtimal anlamı katmıştır. B'ye bakın. Toplantı sona ermiştir dediğim zaman buradaki ermiştir, ermek, bitmek anlamında fiil kök yani burada kesinlik anlamı katmıştır. C'de bu işi birlikte halletmişlerdir dediğim zaman yine cümlede bir ihtimal anlamı vardır. Söylenmesi gerekenleri söylemiştir dediğim zaman belki söylememiş de olabilir. Yine bir ihtimal anlamı vardır ama toplantı sona ermiştir dediğim zaman olay bitmiştir. Yani bir kesinlik anlamı sağlanmıştır arkadaşlar. Cevabımız Bursa'ydı. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda. Şimdi üçüncü soruda bir paragraf verilmiş ve bu paragrafta kaç tane ek fiil olduğunu soruyor. Hemen hızlıca bakalım. Hafta sonunda Ankara'ya vardım dediğim zaman şimdi varmak, ulaşmak anlamında kullanılmıştır. Değilse geçmiş zaman kipidir. Yani basit zamanlı bir eylemdir ve ek fiil yoktur burada. Devam ediyorum. Bunu herkese anlatmalıydım dediğim zaman malı meli gereklilik kipi anlatmak fiil kök ''İdi'' ise ek fiilimdir. Bir tane buldum. Devam ediyorum. Bunun için çok çalışmam gerekiyordu. Gerekmek, fiil kök, yor. Şimdiki zaman kipi ek fiilim de burada. Etti iki. Başarmak, fiil kök, ecek, acak. Herhangi bir kipeki ve etti ek fiili burada. Etti üç arkadaşlar. İnanmıştım, inanmak, fiil mış Herhangi bir kipekim, inanmış idim. Dediğim zaman da ek fiilim burada. Toplam 4 tane oldu. Cevap Adana idi. Şimdi devam edelim. Dördüncü soruyla aşağıdakilerin hangisinde ek fiilin rivayeti kullanılmıştır? Arkadaşlar rivayet dediğim zaman aklınıza gelecek olan ek neydi? İmiş. Hemen imişi arayacağız. Koşarmış. Koşar imiş. Değil mi? Başka mış görebiliyor musunuz? İçeride gideriz. Öğretmenim yok. Cevap oldukça basit. Adana'ydı. Devam edelim bir sonraki kağıdımızla Dördüncü soru. Ek fiilin birleşik zamanlı eylem oluşturmasını sormuşuz. Ek fiiller cümle içerisinde bazen birleşik zamanlı eylem bazen de, bazen de kelimeleri cümle içerisinde yüklem yapabilirler. Şimdi birleşik zamanlı eylem olması için fiil soylu bir sözcüğe gelmesi lazım. İnsan, isim, lezzet, isim, doktor, isim, bilmek, fiil soylu bir sözcük, geniş zaman kipi ve ek fiilim Birleşik zamanlı eylem oluşturmuş olduğum cevap Ceyhan'da, A'da, B'de ve D'de isim soylu sözcüklere geldiği için birleşik zamanlı eylem oluşturamayız. Onlar cümlenin yüklemi olabilirler. C'de arkadaşlar birleşik zamanlı eylem oldu. Şimdi şöyle kısaca bir konuyu özetleyelim istiyorum. Ek fiiller nelerdi arkadaşlar? İdi, imiş, ise isedir toplam dört tane ek fiil vardı. İdi, hikaye, imiş, rivayet, ise, şarttır, ise ek fiilin geniş zamanı olarak hatırlıyorsunuz. Ek fiillerin görevleri toplam iki taneydi. İsimlere ek fiil geldiği zaman onları cümle içerisinde yüklem yapar. Ee, videonun başından beri söylüyorum. İkincisi ise fiillere herhangi bir iki peki gelir ardından ek fiil gelerek onları birleşik zamanlı eylem yaparlardı. Şimdi devam edelim. Örnek olarak bir bakalım birleşik zamanlı eylem. Gelecekmiş dediğim zaman gelmek fiil kök ecek herhangi bir kipeki imiş ise idiymiş ise dırdan bir tanesi geldi. Ek fiilin birleşik zamanlı eylem oluşturduk. Birleşik zamanlı eylem oluşturmak için fiil köklerine gelmesi gerekiyor. Devam edelim. Bir diğeri ise Diğer örneğimiz çocuktu. Çocuk isim soylu bir sözcük. Çocuk idi'dir bu. Çocuk idi, çocuktu şeklinde karşımıza çıkmış. Ünsüz sertleşmesine uğradı. T'ye dönüştü. Çocuktu dediğim zaman isme geldiği için ek fiil cümlenin yükleme olmuştur arkadaşlar. Peki beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.